Salih Tuna. Yallah Arabistan'a güzelim. Gençler bilmezler. Eskiden güzide medyamızda irtica veya mürteci haberlerinden geçilmezdi. Hiçbir şey bulamadıklarında da bu yıl hac mevsimi kurban bayramına rastlıyordu gibi zır cahil ifadelerle ahaliyi uyarırlardı. Eşek kadar adamlar söz konusu durumun rastlantı değil, zorunlu olduğunu bilmiyorlardı. İşin garibi bilmediklerini de bilmiyorlardı. Daha da garibi bilmek de istemiyorlardı çünkü dine içkin olanı bilmemeyi çağdaş aydın olmanın vasıflarından sanıyorlardı. Hülasa İslam dininin cahili olmakla adeta hava atıyorlardı. Dünyanın hiçbir yerinde cahillikle övünen aydın türü yoktur ama bizde ziyadesiyle vardı, halen de var. Hem İslam'ı bilmez, hem İslam'ı ve Müslümanları alabildiğine aşağılar, hem de Müslümanım derlerdi, halen de diyorlar. İrtica tehlikesini diri tutmak için de yapmayacakları yoktu. Bir defasında kumpas kurarak insan içine çıkamaz hale getirdikleri Şerafettin Yardım Edici adlı bir vatandaşımızın ki seccadesinin başında kafasına sıktığı bir kurşunla intihar etmesine neden olmuşlardı, başörtülüleri aşağılamak için de sınır tanımıyorlardı. Mesela dönemin başbakanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Gata'da yatmakta olan Nejat Uygur'u ziyareti, sırf başörtüsü nedeniyle sakıncalı bulunmuştu. Merhum Nejat abinin eşi Necla Hanım, ne olur Emine Hanım biz sizinle dışarıda buluşalım demek zorunda kalmıştı. Bir de bunların öyle siyasal küfür yobazları vardı ki her sakallıya ayetullah tesmiye ediyor. İslam'ı savunan herkesi de İran'a postalıyorlardı. Uğur Mumcu'nun 93'te katledilmesiyle eş zamanlı katilleri teşhis etmekle kalmamışlar, aynı gün düzenledikleri gösterilerde mollalar İran'a sloganları atmışlardı. Ne ki zamanla İran'a postalama işinden vazgeçtiler. Fakat mumcu cinayetinin İsrail kaynaklı olduğunu ortaya çıkması nedeniyle değil, görev değişikliğine gittiler herhalde. O işi artık başkaları yapıyor. Sonuç itibarıyla İran nöbetini başkaları devralınca bunların elinde bir tek Suudi Arabistan kaldı. Allah'ı var, Arabistan'da çok kullanışlıydı. Dönemin İslam köylü Cumhurbaşkanı Demir'in Şiller'in sözleri ve Beethoven'ın notalarıyla malul 9. senfoniyi dinleyip işte çağdaş Türkiye olarak nitelendirdiği ülkemize yakışmayanlara yallah Arabistan'a diyorlar. O kadar ki bizzat Demir'el de 2006'da başı bağlı okumak istiyorsan Arabistan'a git demişti. Eyvahlar olsun ki Arabistan ayağı da artık miadını doldurdu. Hayır yahu başörtüsü özgürlüğünü savunanların muharip uçak kağan gibi beşinci nesil işler yaptıkları için değil, Suudi Arabistan Rumi El Kahtani adlı hatunu güzellik yarışmasına gönderdi ya ondan. Bunlara soracak olursanız Suudi Arabistan yobazlığı yüce Türk milletine kaktırıp kendileri modernliğe akmaya başladılar.'' Suudi Amerika bu hızla giderse nerede durur bilemem. Türkiye'de kadın özgürlüğü yok diyenlere günün birinde yallah güzelim Arabistan'a denilirse de şaşmam. Salih Tuna Sabah Serdar Arseven Layıklık elden gitmez, germeyin bu toplumu. CHP'de eski bakanlardan biri, yerel seçme AKP kazanırsa Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne dönüşür dedi. Başka birileri de yerel seçim öncesinde laiklik tartışması başlattı yine. Hem de ne hakaretlerle. Bunları izlerken 28 Şubat sürecini hatırladım. Refah Partisi'nin büyük atak yaptığı ve yerel seçimi kazanıp iktidara yürüyeceğinin görüldüğü günlerde sürekli olarak bu sakallılar çarşaflılar gelirse laiklik elden gider propagandası yapılıyordu. Refah kazanırsa laiklik elden gider, türbanlıların üniversitede okumalarına izin verilirse laiklik elden gider, türbanlılarla türbansızlar birbirine girer, hele hele bunların kamuda çalışmalarının önü açılırsa rejim krizi iyice büyür, Cezayir'e döneriz, İran'a döneriz, oralardaki laikler şeriat tehlikesini vaktinde göremediler, bakın başlarına neler geldi. Böyle böyle yıllar yılı tanımsız laiklik üzerinden korku pompaladılar topluma. Ne krizler çıkarıldı, toplum nasıl da kamplaştırıldı, insanımız boşu boşuna nasıl da karşı karşıya getirildi. Sonra 28 Şubat darbesi oldu. Ardından ara dönem koalisyonları kuruldu. 28 Şubat sürecinde vazife üstlenen üst düzeylerden bazıları banka yönetim kurulu üyeliklerine getirildi. Zamanın laikçi sermaye grupları hortumladıkça hortumladı. Sonra bankaların içleri boşaltıldı, milyarlarca dolarlık fatura vatandaşa yüklendi. Türkiye altından kalkamayacağı yükümlülükler altına sokuldu. IMF bastırdı, Türkiye batma noktasına getirildi. Koalisyon dayanamadı, teslim bayrağını çekti. Dışarıdan biri getirildi, hazineye bakan yapıldı. Sonra AK Parti kuruldu, ilk seçimde yaklaşık 3'te 2'lik meclis çoğunluğuyla iktidara geldi. Bugün Sayın Erdoğan'ın liderliğindeki iktidar neredeyse çeyrek asırlık. Bu süreçte Türkiye adım adım şeriat yönetimi ne mi sürüklendi? Sağdan ve soldan elitlerin yaşadıkları yerlere bakıyoruz. Dünyanın en özgür yerlerinden bin kat daha özgür. Televizyonlara bakıyoruz. Avrupa'da bile yayınlandığında tepki görecek programlara dizilere yer veriliyor. 28 Şubat'ın o karanlık günlerinde hak mücadelesi verenlerin büyük bölümü serbest piyasa ekonomisini benimsemiş durumda. Mücahit müşahit her şeye müsait süreci büyük ölçüde tamamlanmış halde. Ne oldu ki kim neden endişe ediyor? Beş vakit namaz kılanların oranı mı arttı? Faiz karşıtlarının oranı mı arttı? İsraf karşılıklarının oranı mı arttı? Tanzimattan bu yana yaşananlar daha mı fazla sorgulanır oldu? Sakallıların Kur'an sünnet hassasiyetleri mi arttı? Türbanlıların tesettür hassasiyetleri mi arttı? İmam hatiplerde eskisinden çok daha fazla Kur'an ve sünnet merkezli eğitim mi verilir oldu? Kul hakkına girmemek için kılı kırk bin yaranların oranı mı arttı? Layıklı gelden gidiyor diyenler neden endişe ediyor? Hiç kimse merak etmesin. Laiklik kaya gibi sağlam, çok daha sağlam. Kimse endişe buyurmasın, toplumu da boşu boşuna germesin. Kısır tartışmaları bırakalım da hiç olmazsa bundan sonra bu vatan hepimizin bilinciyle hareket edelim. Her yanımız düşmanlarla çevrili, Amerika sınırlarımızın az ötesinden tehdit ediyor, İsrail denilen soykırımcı örgüt arz mevut hedefine doğru yürüyor, rekabet ettiğimiz devletlerin hemen hepsi bizi hedef alan terör örgütlerini destekliyor, Anadolu'da ve yavru vatan Kıbrıs'ta yabancı ajanlar kol geziyor, ekonomimiz gittikçe daha fazla baskı altına alınıyor, Türkiye'nin etnisite üzerinden bölünmesine hedefleyen sırtını kandile yaslamış yapı ağzına geleni söylüyor, tehditlerini katlıyor, Durum buyken böyle tanımsız layıklık kavramı üzerinden ayrışacağımıza ortak vatan bilinciyle bir araya gelemez miyiz? Bakalım kısmetse yerel seçim bir geçsin. Evren zihniyetinin ürünü anayasanın yerine yenisini yapmak için bölücüleri dışlayan bir mutabakat zemini oluşturulsun. Özellikle yargı üzerindeki tartışmalara son verecek hukuki düzenlemeler yapılsın. Birileri kızacak ama varsın kızsın. Ben seçimden sonra AK Parti ile CHP'nin bir araya gelmesinden ve kesimleri birbirinden iyice uzaklaştıran tartışmaların içinden çekip almasından başka bir yol göremiyorum. AK Parti Parti, politikanın seviyesini iyice aşağı çeken, pazarlık masalarının kurulmasını teşvik eden 50 artı 1 modelinin de tartışılacağı mutabakat arayışlarına kapalı olmayacaktır, hatta öncülük edecektir tahminimce. Sayın Erdoğan kendisine gönülden destek veren tabanını her durumda ikna edebilecek kadar etkili bir lider. Sıkıntı CHP tarafında. Orada ikide bir rejim krizinden bahseden, korkular üzerinden politika üretmekten başka yol bilmeyen radikallerin etkinliği çok. CHP'lilerin AK Parti sosyolojisiyle takışarak bir yere varmalarının mümkün olmadığını görmeleri gerekiyor. AK Partililer de 100 yılda iktidarda kalsalar kültürel iktidara ulaşamayacaklarını görmüşlerdir herhalde. Hal buysa işleri iyice zorlaştırmaya ne gerek var? Bir araya geliniz lütfen yerel seçimden sonra. Serdar Arseven, Milat Cem Küçük, belediye başkan adayı seçiminde bocalayanlar nasıl ülkeyi yönetecekler? CHP'nin hali ortada. Genel Başkan Özgür Özel ama perde arkasında Ekrem İmamoğlu var. İstanbul ilçelerini Sayın İmamoğlu seçti. Bazı il ve ilçelerde aylarca kararsız kaldılar. Parti içinde birbirlerine girenler, istifa edenler, kavga edenler ne ararsanız var. Şimdi yanlışlıkla geçen sene seçimi kazansalardı bu ülkeyi nasıl idare edeceklerdi? Hatay meselesini bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Lütfü Savaşa bir varsın bir yoksun dediler. Haluk Levent'ten medet umdular. Sonra bir daha Lütfü Bey'in kapısını çaldılar. Basit bir belediye başkan adayı seçiminde bocalayanlar sizce ülke meselesini çözebilirler mi? Bence hayır. İlçelerde bile anlaşamayıp birbirlerine laf atarak istifa edenler var. CHP sadece parti içi kavgayı seviyor. Parti içinde güç elde edenler seçim kazanmış gibi seviniyor. Ülkenin sorunlarını çözmek gibi dertleri yok. Hiçbir zamanda olmadı. Allah aşkına şu ana kadar herhangi bir CHP'li adayın şöyle büyük projemiz var, şöyle planlarımız var dediğini duyan var mı? Her gün medyaya malzeme veren onlar ama niye biz konuşuluyoruz diyorlar. Sebepleri kendi çünkü. Yerel seçimlerden sonra parti içi kavga daha da hızlanır. Kim genel başkan olacak kavgası başlar. Onun adamı bunun delegesi mücadelesi muhalif medyada yer alır. Ekonomi için tek bir somut önerileri yok. Dış politikada söyleyecek laflarını duymadık. Milli eğitim ve hukuk alanında dediklerini işiten var mı? Hep soyut konuşmalar ve sonra seçimi niye kaybettik diye hayıflanıyorlar. Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefet. Bir iktidarı muhalefet muhalefet zorlar. Bizdeki muhaliflerin bırakın iktidarı zorlamayı kendilerine bile faydası yok. O kadar bitikler. Silkinip kendilerine gelmiyorlar. Proje üzerinde çalışmıyorlar. Sorunu söyleyip sesi biraz yükseltince insanların kendilerine oy vereceklerini sanıyorlar. Ders de almıyorlar. Belki seçim mağlubiyetleri biraz sorgulamaya iter diyoruz ama olmuyor. Cem Küçük, Türkiye